Geldiğimiz noktada herhangi bu tam kapanmayı sağlayamadık. Kısıtlamalarla da arzu ettiğimiz sayıya düşemedik. Dolayısıyla Ordu ilinde de aynı 2 hafta üst üste sayı artarak devam etmesi ve yüksek bir vaka pozitifliğinin olması vatandaşın yaz dönemine hazırlandığı dönemde Mart ayında bu işi bitirmek istediğine yönelik bir katkı olduğunu düşünüyorum. Bu Karadeniz bölgesi için tamamen de geçerli olabilecek bir istek olduğuna ben de katılıyorum. O nedenle Karadeniz bölgemiz için yaz gelmeden, bahar ve yaz ayları gelmeden Mart ayı içinde tam kapanma ve benzeri daha sıkı tedbirlerin alınmasıyla bu sayının düşük riskli hatta daha da aşağı sayılara indirilmesi gerekiyor. Aksi halde şimdi çektiğimiz her türlü sıkıntının giderek büyüyebileceği ihtimalin olduğunu buradan söylemek isterim. İngiliz mutantını çalıştığımızı söylemiştim ve Sağlık Bakanımızın yaptığı açıklamada da bu mutantın Karadeniz bölgesine hakim olmaya başladığını duyurmuştu. En azından böyle bir riskin olduğunu bildiğimiz için tam kapanmanın artık gerekli olduğunu, başka türlü bu sayıları düşüremeyeceğimizi görebilmemiz lazım. Karadeniz bölgesine şeyi dikkati çekmek istiyorum. Karadeniz'de bunların yüksek olması son haftada komşu illerimizin de yanımıza çekildiğini gördük. İşte Amasya, Tokat, Gümüşhane gibi oralarda da sayılarda ciddi bir artış oldu. Bunun işte bu bölgedeki virülans virüsün yani kolay bulaşan virüsün o bölgelere de taşındığını gördük. Bu önlemi alınmaz ise ülkemizin diğer bölgelerine de yayılabileceği unutulmamalıdır. Çünkü bu bölgeden birçok ile ülkemizin birçok iline seyahatler yapılmaktadır ve göçler verilmiştir. Bu göçler nedeniyle karşılıklı gidiş gelişler söz konusudur. Hem giderken götürülebilir, hem gelenler alıp kendi memleketlerine götürebilir ve ülke için risk olabilir. O yüzden tüm tedbirlerin doğru bir şekilde alınması lazım. Şehirler arasındaki ulaşımın da mutlaka denetime alınması gerektiğini buradan söylemek istiyorum. Aksi halde arzu ettiğimiz, hepimizin çok istediği normalleşmeye kolay kolay geçemeyeceğimizi düşünüyorum. Bu bakımdan vatandaşımızdan da bu önlemlerin biraz daha bu kadar sabır gösteren bu insanların biraz daha sabır göstererek normalleşmeye hep birlikte yaklaşmamızı arzu ediyorum ve insanlardan bu kurallara uymalarını rica ediyorum. Çay içmeyeyim. Aynen onu arttırman